Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kış boyu ister kahvaltıda isterseniz diğer öğünlerde tüketebileceğiniz harika bir kahvaltılık tarifini hazırlıyorum. Önemli detayları var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifimde yarım kilogram biber, 2 kilogram domates kullandım. Miktarı fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Ben köy biberi kullanıyorum. İstediğiniz çeşit biberden kullanabilirsiniz. Biberleri çok iyi bir şekilde yıkadıktan sonra bu şekilde kuruluyorum. Kızartma esnasında sıçrama yapmaması için sizler de bunu dikkat ederseniz çok iyi olacaktır. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Biberlerin tamamını kuruladıktan sonra hemen ayıklama işlemine başlıyorum. Biberlerin kök kısımlarını aldıktan sonra bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. İster elinizde isterseniz bıçak yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Biberin boyutuna göre iki parçaya ya da üç parçaya bölebilirsiniz. Ne kadar küçük olursa kavanozun içinde o kadar güzel olacaktır. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Biberlerin tamamını doğradım. Hemen domatesleri soyma işlemine başlıyorum. Tam da mevsimindeyken bu tariften bol bol yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanın kurtarıcı bir tarif. Aynı zamanda çok lezzetli bir tarif. Domateslerin kök kısımlarını aldıktan sonra kabukların tamamını soyuyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işaret olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bu arada videomu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben domatesleri gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla soyuyorum. Bu tariften çok fazla hazırlıyorsanız domatesleri 5 dakika kaynar suda bekletirseniz kabukları çok daha kısa sürede soyulacaktır. Domateslerin tamamını soyduktan sonra doğrama işlemine başlıyorum. Domatesleri küp küp olacak şekilde yemeklik olacak şekilde doğruyorum. İstediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. İsterseniz robottan da çekebilirsiniz. Ben domates olarak Çanakkale domateslerinden kullandım. İsterseniz bardak domatesten bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bardak domateslerin suyu daha az olacaktır. Kısa sürede pişecektir. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu ve buna benzer birçok tarif sayfamda mevcut. Mutlaka onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Domateslerin tamamını soyduktan sonra geniş bir kabın içerisine alıyorum. Diğer domatesleri de aynı yöntemle doğruyorum. Domateslerin tamamını doğradıktan sonra uygun bir tavan içine bir miktar yağ aldım ve hemen üzerine biberleri ilave ediyorum. Yağın mutlaka ısınmış olmasına dikkat edelim. Üzerinize sıçramaması için mutlaka üzerine bir kapak kapatalım. Biberlerin başından ayrılmadan arada sırada karıştırarak tamamını kızartalım. Biberler tamamıyla kızaran kadar bekletelim. Ocağın yüksek ateşte olmasına dikkat edelim. Aksi halde içerisine yağı çekebilir, kızarma olmaz. Arada sırada kontrol ederek gördüğünüz gibi bu şekilde çeviriyorum. İsterseniz tavanızı bu yöntemle de sallayabilirsiniz. Biberlerin tamamı kızardıktan sonra uygun bir tabağa alıyorum. Ben biberleri biraz kızarmış seviyorum. İstediğiniz şekilde kızartma işlemi yapabilirsiniz. Tamamıyla damak zevkinize göre bu işlemleri yapabilirsiniz. Biberlerin tamamını kızarttım. Diğer biberleri de aynı yöntemle kızartıyorum. Biberlerin tamamını kızarttıktan sonra geniş bir tencereye ocağa aldım. Üzerine bir miktar yağ ilavesi yaptıktan sonra yağı ısıttım. Üzerine domatesleri ilave ediyorum. Domatesleri ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar şeker ilavesi yapıyorum. Yine tuz ve şekeri damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şeker içerisindeki asitini almasını sağlayacaktır. Mutlaka bir miktar eklemeye özen gösterelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Domatesler tamamıyla suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi suyunu tamamıyla salmış durumda. Suyunu biraz daha çekene kadar pişirme işlemini devam ediyorum. Ve artık gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. İsterseniz sizler biraz daha bekletebilir ya da daha solu bırakabilirsiniz. Hemen üzerine önceden kızartmış olduğum biberleri ilave ediyorum. Biberleri ilave ettikten sonra tamamı özleşene kadar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra domates ve biber özleşmesi için yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirelim. Ben yeteri kadar karıştırdım. Hemen tekrardan pişmeye bırakıyorum. Aradan yaklaşık 9-10 dakika geçti. Hemen sizlere şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sıcaklığı geçmeden seri bir şekilde kavanozlara doldurma işlemine başlıyorum. Elinizde bu şekilde bir aparat varsa bu şekilde doldurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yoksa kenarlarını mutlaka silip o şekilde kapağını kapatalım. Kavanozların mutlaka steril olmasına, kapaklarının da yeni olmasına özen gösterelim. Aksi halde bozulmalar olabilir, kapaklarını atabilir. Sıcaklığı geçmeden seri bir şekilde doldurmaya da özen gösterelim. İsterseniz ocağın üstündeyken doldurma işlemi yapabilirsiniz. Bu arada ben küçük kavanozlar tercih ediyorum. Daha fazla miktarda yapıp daha büyük kavanozlar da yapabilirsiniz. Tamamını doldurduktan sonra kapaklarını sıkı bir şekilde kapatacağım. Kapağını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Tamamını aynı yöntemle kapatalım ve ters çevirelim. tamamını aynı yöntemle kapattıktan sonra ters çeviriyorum ve üzerine tekrardan havluyu örteceğim. Bu şekilde kendi halinde soğuyana kadar bekletelim. Vaktiniz varsa bir gece boyunca dinlendirebilirsiniz. Ben kendi halinde soğuyana kadar beklet. Kavanozu döndürdüğünüz zaman içeri doğru çökükse kavanozu tutmuş demektir. Eğer yukarı doğru çok fazla şişkin bir halde ise mutlaka o kavanozu boşaltıp tüketmenizi tavsiye ediyorum kışa bekletmeden tüketmelisiniz. Aksi halde zehirlenmeler olabilir. Bu yüzden bu konuya dikkat edelim. Bugünlük de bir videom daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.